Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir etsiz çiğ köfte hazırlayacağız. Bundan daha önce makinede etsiz çiğ köfte yapmıştık. Onun ardından birçok izleyenimiz elde çiğ köfte yormamı istemişti. Bugün güzel bir elde çiğ köfte yapacağız. Hatta o makinede yaptığımız etsiz çiğ köfteyi buradan da ulaşıp izleyebilirsiniz. Buyurun köftemize başlayalım. Malzemeleri sayarak başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi güzel bir yeşillik tepsi yaptım. Köfteye kullanacağımız malzemeler. Köfte baharatımız var. Kimyonumuz var. Tuz var. Toz biber. Sarımsak. Biber salçası. Soğan. İsot. Pul biber. Domates salçası. Her zaman ben köfteyi muhakkak domates rendesiyle yaparım. Tabi bu sefer buz da kullanacağız. Burada köftelik ince esmer bulgurumuz var. Buyurun başlıyoruz. Evet, köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi güzel bakırdan bir leğenim var. Biz buna leğen deriz. Bunda köftemizi güzel bir şekilde yoğuracağız. Bütün bu malzemeleri ben önceden tarttım, ölçtüm. Hepsini açıklama kısmına yazacağım. Kullanmadığımız malzemeler olursa eksiltip o şekilde yazacağız. Önce 3 tane soğan doğramıştım. Bunları ufak ufak doğradım. Bunları aldık. Sarımsağımız var. Bir baş sarımsak vardı. Güzelce ezdim, doğradım. Bunları da ekliyorum. Tabii önce ne yaptık? Ellerimizi tertemiz yıkadık. O şekilde başlıyoruz. Ve ellerimizi yıkarken kokulu sabunla yıkamıyoruz. Soğan, sarımsak, 3 tatlı kaşığı tuzumu verdim. Önce bunları yoğuracağım. Ardından diğer malzemeleri aşama aşama ekleyeceğiz. Evet, soğanlarımızı bir miktar yoğurduk. Hafiften sulandı. Domates salçamızı alıyoruz. Biber salçamız var. Bunun bir kaşığını kullanacağım. 2 kaşık almıştım. Bir kilo bulgurdan yapacağım. Tabii bu ölçü size çok gelirse bunun yarısını da yapabilirsiniz. Bunları güzelce karıştırıyorum. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız. Arada köftemiz kurudukça domates rendesi ekleyeceğim. Daha önce 2 tane köfte tarifim var. Birisi etli köfte. Kendi tarzımızda yapmıştık. Yıllardır yaptığım bir köfte. Diğeri de makinede etsiz çiğ köfte. Bu da 3. tarifimiz olacak. İnşallah yine güzel bir köfte hazırlayacağız. Evet. Köftemiz hafiften kurudu. Domates rendesi ekleyeceğim. Bu rendeyi 3 aşamada kullanacağım. Tabi siz bu şekilde zor olur, yoğuramayız diyorsanız köftelik bulgurumuzu önceden ıslatıp o şekilde 15-20 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde 45 dakikayla 1 saat arasında yoğurmamız gerekiyor. Evet, köftemiz biraz daha kurudu. Tekrardan domates rendesi ilave ediyorum. Şu an 20 dakika oldu. 20 dakikadır yoğuruyoruz. Evet, bu şekilde köftemizi yoğuruyoruz. Buradaki amaç köfteyi suyla şişirmemek. Hem domates rendesi lezzet verecek hem de yoğurmamızı kolaylaştıracak. Köftemizi yarım saattir yoğuruyoruz. Güzel bir kıvama geldi. Daha bir 20-25 dakikası var. Pul biberle isotu vereceğim. Biraz da bunlarla yoğuracağım. İçlerine şöyle yarım çay çay bardağı zeytinyağla ıslıyorum. Evet, isotumuzu veriyoruz. Pul biberimi veriyorum. Yoğurmaya devam. Macun gibi bir köfte yapana kadar yoğuracağız. Köftemiz yavaş yavaş rengini alacak. Diğer baharatları da birazdan ekleyeceğiz. Şimdi buzlarımı ekledim. Biraz da buzla yoğuracağız. Buzla tabi yoğurmasını kolaylaştıracak. Buzu koymaktaki amacım Urfalı kardeşlerimiz bize kızmasınlar. Niye buzla yoğurmadın demesinler. Evet, köfteyi yoğurmaya devam. Köftemiz yavaş yavaş toparlamaya başladı. Baharatlarını da ekleyeceğim. Toz biberimiz var. 4 tatlı kaşığı toz biber.
2 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı köfte baharatım var. Köfte baharatını bana soran çok izleyicimiz oldu. Bizim bu taraflarda köfte baharatı birçok markette, bütün baharatlarda bulunur. Çok lezzetli bir baharat. Genelde bu köftelerde kullanırız. Çok da lezzet verir. Çiğ köfte yaparsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Köfte baharatımı da verdim. Yoğurmaya devam ediyorum. Az kaldı. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvama geldi. Tuzuna baktım. Şöyle bir tatlı kaşığı daha tuz istiyor. Bir tatlı kaşığı daha tuz attım. Tabi burada salçamızda 2 kaşık vardı. Birisini kullanmıştık. Diğer bir kaşığı da ekledim. Sıra geldi zeytinyağına. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Şimdi bazı köfte yapan arkadaşlar bütün baharatlarını karıştırıp o şekilde döküyorlar. İçinde ne var dendiğinde de bu karışım bize ait diyorlar. Köfte karışımımız burada. Yaparsanız köftenin ne kadar lezzetli olduğunu anlayacaksınız. Köftemizin son domates rendesini ekliyorum. Bu sayede biraz daha yumuşak olacak. Limon suyunu sıkacağım. En son bitmeye yakın bir bardak daha zeytinyağım var. Onu da ekleyeceğiz. Bir tane limon sıkıyorum. Bu tür bütün sıvı malzemeleri, yani zeytinyağını, limon suyunu, nar ekşisini, domates rendesini aşım aşım eklersek köftemizi daha güzel yoğuracağız. Kuru kuru olmayacak. Evet, lokum hazır. Lokum hazır. Bir 5 dakikası kaldı. Köftemiz artık hazır. Son zeytinyağını da ekliyorum. Artık bitireceğiz. Köfteyi hemen servis yapacağız. Etsiz olduğu için yağ çok sever. Muhakkak bol yağla yapmamız gerekiyor. Hem yağ parlak tutacak hem de daha lezzetli olacak. Bunu tavana atsam inanın ki yapışır yani. Etrafı toparlayıp geliyoruz. Hemen servis yapacağız. Öncelikle bir tane güzel bir dürüm hazırlayacağım. Önce onu yapalım. Burada her zamanki gibi limon ve zeytinyağı sıktım. Elimizi buna batırıyoruz. Köfteyi alırken. Evet. Köftenin kıvamını görüyorsunuz. Pamuk. Tavan atsak mı acaba? Buyurun bir tavan atalım o zaman. Evet. Köfte geliyor tavana. Test yapıyoruz. Bu köftenin adetidir yani. Atıyorum. Köfte tavanda. Buradan kesiyorum. Köftemizi iyice ekmeğe sürüyoruz. Bakın. Üzerine şöyle bir parça da nar ekşisi sıktım. Şimdi saralım. Böyle güzelce sarıyoruz. Gerçekten insanın iştahını açıyor. Şimdi dilimleyelim. Böyle birer lokmalık olsun. Şöyle çeviriyoruz. Maydanoz koyduk. Nane koyduk. Limon. Evet. Bu tabağımız hazır. Ardından bir de normal bir sunum hazırlayalım. Videomuzun kapanışını yapalım inşallah. Bir tabak da bu şekilde hazırlıyorum. Efendim, çiğ köftelerimiz hazır. Ben bir parça tadına baktım. İnanın ki çok lezzetli olmuş. Bir tabak bu şekilde hazırladım. Bir de böyle yaptık. Sıra geldi tadına bakmaya. Şöyle müsaadenizle
Bir parça tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz lokum. Gerçekten de lokum olmuş. Bir tane daha bundan yiyeceğim. İnşallah sizler de bu ölçüleri denerseniz köftemizin ne kadar lezzetli olduğunu anlarsınız. Her zamanki gibi ellerime sağlık. Lezzetli olmuş köftelerimiz. Ben çok beğendim. Bu videomuzun sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.